Herkese merhaba. Ben Fake ve e, bugün Minecraft'tayız. Size 1.7'den sonra gelen bütün snapshotlardaki yenilikleri anlatacağım. E, bu videoda facecam yok çünkü böyle bir anlatımda ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu e, video video 1.7'den sonra gelen bütün snapshotlardaki yenilikleri içeriyor. Sırayla şöyle göstereyim. Daha devam var bayağı. Ve wikisinden tek tek yeniliklere bakıp işte onlara okuyup Türkiye'ye çevirip, anlayıp, daha sonra bu dünyaya gelip onlar için bir örnek hazırlamam gerçekten çok çok uzun zamanımı aldı. Dolayısıyla en azından bir e, videoyu beğenirseniz ben de buna değdiğini anlarım. Şimdiden teşekkürler. Şimdi slime bloklardan başlayalım. Slime bloklar eklendi ve yüksekten atlarsanız sizin böyle sekmenizi sağlıyor. Gayet güzel bir şey. Fakat tamamen o blokların üstünde olmanız gerekiyor. Böyle eğer köşeden falan olursanız, yani yarınız buraya değiyor, yarınız değmiyor şekilde olursa, ne yazık ki sekemiyorsunuz. Ee, yüksekten düşünce aldığınız hasarı azaltıyor mu emin değilim. Hemen bakalım. Evet, sanırım yüksekten düşünce aldığınız hasarı da engelliyor. Biraz daha deneyelim, daha yüksekten ve Bum. Evet bir yerden atlamanız gerekiyorsa su koymaktan çok daha eğlenceli ve güzel bir o sayılabilir. Şimdi yeni bloklar eklendi. şu granit. polished granit. Diorite. Polished diorite. Andesit. Ve polished andesit. Yani bu bloklar normal dünyada bulunabiliyormuş ve eğer bunların dördünü yan yana koyarsanız çalışma masası yapıyormuş gibi düşünün, bunu elde ediyorsunuz. Bu kadar basit. Daha sonra şunu da söylemeyi unuttum, iyi ki buraya sandığı koymuşum. Bunlar üzerinde wooden slab veya şey varken halı on eklendi. Hem slime bloklar gözükmez, hem de yine size aynı zıplama etkisini sağlar. Yani bunu da evinize yaparken kullanabilirsiniz. Yani aşağı doğru çökük bir tane su koymaktansa halının altına slime blok koymak çok daha işe yarayabilir. Şimdi buraya gelirsek yeni birkaç tane crafting recipe var. Stone brick, cobblestone ve vine alacağım. Stone brick ve vine'ı birleştirirsem mossy stone brick oluyor e, stone üst üste koyarsam chiseled stone brick oluyor. Bu eskiden elde edilmesi imkansızdı. Ve cobblestone'u stoneu ile birleştirirsem de moss cobblestone oluyor. Yani Artık dungeonlara gitmek zorunda değilsiniz. Ve bunları da makas ile alabiliyoruz. Asla unutmayın. Gayet güzel bir yenilik bence. Gerekliydi. Yani niye dungeon olmak zorunda? Biraz daha oyunun sesini kısacağım bana fazla geliyor. Ee, enchantment sisteminde çok büyük değişiklikler var ve bu değişiklikler benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Açıkça söylemeliyim. Artık enchantment yapmak için lapis lazuliye ihtiyacınız var. Evet sonunda Minecraft'ta lapis lazuli düzgün bir işe yarıyor. Ee, game modumu değiştireceğim. Yeterince XP'm var. Şimdi... Eee bunu basmak için sonda yazıyor. Bir tane lapis lazuli. Bunun için 2, bunun için 3. Hala az gerekiyor ama yine de gerekiyor. Şimdi ve hangi enchant'ı basacağımızı da görebiliyoruz. Ama sadece birazını. Mesela bunu basarsam kesinlikle unbreaking bir gelecek. Fakat unbreaking birin yanında sharpness mı gelir, başka bir şey mi gelir asla bilemem. Ama en azından birisinin ne geleceğini biliyorum. Ki bu da bize Eşyalara bir şeyler basarken Çok daha fazla kontrol sağlayacak ileride Ve şuna da dikkat edin Çıkarıp takıyorum Hala aynı şeyler yazıyor Hiç değişmiyor bunlar Veya başka bir kılıç koysam Yine de değişmiyor Peki hiç başka enchant basamayacak mıyım Tabii ki basabilirim Mesela başka bir adet alabilirim Kazma diyelim Ve Buna Diyelim ki Unbreaking 3 bastım. Gördüğünüz gibi Unbreaking 3'ün yanında Efficiency 4 ve Fortune 2 de geldi. Bunları yazmıyordu sadece Unbreaking yazıyordu ama bu kazma aslında oldukça iyi bir kazma oldu. Daha sonra buna baktığımda artık enchantmentlar değişmiş. Fire Aspect olmuş bu. Bu da Smite olmuş mesela. Kısacası her bir şeye özellik bastığınızda... Burada yazılanlar değişiyor. Eğer bir şey basmazsanız hiçbir zaman değişmiyor. Ve yaparken lapis lazuli gerekiyor artık. Güzel yenilikler. Artık ne basacağımızı kontrol edebiliyoruz iyi kötü değil mi? Ve lapis lazulinin bir kullanımı var. Şimdi bu çok daha hoşuma giden bir yenilik. Burada benim iki tane zarar görmüş altın kazmam var. Şimdi artık tamir etmek çok çok daha az xp gerektiriyor. Şuna bakın. Ee, tamamen tamir etmek 3 level. Birazcık tamir etmek 1 level istiyor. Ki eskiden çok abartıydı. Bu hali gerçekten çok iyi. Ve artık isim vermek de oldukça az XP istiyor. Mesela ben buna bilmeden videoyu durdurdum. Sesim <laughs> kesildiyse kusura bakmayın. E, ee, Hüso dersem sadece 2 level kullanırım XP'mi. Kısacası çok çok daha ucuzladı bu tamir ve adını değiştirme işleri. Ve böylelikle işlerimizi çok 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 daha kolay bir şekilde halledebileceğiz. Şimdi villager'lara gelelim. Artık her villager'ın özel bir işi var diyebiliriz. Tabi çoğu şimdilik bir işe yaramıyor ama. Buraya girersem. Mesela bu arkadaş bir cleric. Gördüğünüz gibi üstte yazıyor. Son bu arkadaş bir farmer. Ve farmerların özel bir durumu var. Size onu da göstermek isterim eğer şunu şuradan içeri almayı başarabilirsem. Şuradan duvarı kırıp. Sen gel bakalım şöyle farmer amcacığım. Girsene içeri. <laughs> Yumruklayarak içeri sokalım. Heh. Farmerlar şu anda işini yapan tek NPC'ler. İşini yapan derken cidden yapıyor. Yani ben eğer buraları... Şu Şöyle şey yaparsam Ve bu önceden varmış Şimdi eklendi bilmiyorum kendim fark ettim Eğer ben bu yumurtayı Başka bir villager'ın üstüne tıklarsam Yavru villager'lar doğuyor Ve bu bütün yaratıklarda geçerli Yani mesela domuzun üstüne domuz yumurtasıyla tıklarsam Yavrusu doğuyor Başka bir yere tıklarsam direkt normal villager doğuyor İlginç bir yenilik Buralara v Buralara işte şey havuç, buralara patates. İstediğinizi ekebilirsiniz. Pek fark etmiyor. Eğer bunları büyütürsem bu villager bunu bir süre sonra fark edip bunları almaya başlayacak. Gerçekten. Tabii ki fark etmesi biraz sürüyor ama evet bakın ve yeniden de ekiyor aldığı şeyleri. Yani açıkçası normal Minecraft'ta görmeyi beklemediğim bir yenilik açık açık söylüyorum. Fakat gerçekten güzel. İşin şu an tek bir kötü yanı var. Bu villager'dan hiçbir şekilde topladığı şeyleri alamıyoruz. İsterseniz öldürün, isterseniz eziyet edin, isterseniz trade yapmayı deneyin, işte sağ tıklayıp. Hayır. Hiçbir şekilde size bunları geri vermiyor topladıklarını. Ne yazık ki. Yani biraz bencilce ama bazıları şey diyor mesela eğer bundan çok fazla ekmek alırsam ve daha sonra bunun Weed Farm'ını yapmasına izin verirsem, daha sonra bana daha fazla ekmek satmaya başlayabilirmiş. Ama e, test etmedim ve güvenilir bir kaynaktan da duymadım bunu. O yüzden şimdilik ben bu kadarını biliyorum. Ve değişik villager'lar da var. Biraz şöyle canlandırırsam, mesela şu arkadaş, Leatherworker. Ee, daha değişik şeyler de var. Ee, mesela bu Baçır. İleride belki bunlar hayvan avlamaya başlar. Belki diğerleri kendi işini yapar. Fakat şimdilik sadece Farmer'ımız var. Bunu unutmayalım. Şimdi en sevdiğim yenilikler olan Command bloklara geliyoruz. Evet. Ondan önce küçük bir yeniliği daha söyleyeyim unutmadan. Artık demir kapı yaparken bir yerine 3 tane demir kapı alıyoruz. Ve kapılar artık 64'e kadar steklenebiliyor. Yani bir eve çok fazla kapı koymamız gerektiğinde Çok daha kolay bir şekilde yapabiliriz artık Çantamızı doldurmadan Şimdi command bloklar command bloklar Adventure maplerle uğraşıyorsanız Bunlar sizin inanılmaz işinize yarayacak Ve bu videoyu izlemenizi öneririm çünkü Her türlü komutun yani Benim anladığım bütün komutların Türkçe açıklamasını şimdi yapacağım Nasıl ile ilgili Çok güzel komutlar var Şimdi öncelikle bu Evet et e denen bir tane şey eklendi. Hatırlarsanız önceki tanıtımlarımda bazı şeyler göstermiştim. Mesela et a yazarsam pardon mesela tp en yakındaki oyuncu demek oluyordu bu. Et p en yakındaki oyuncu. Ee, ne diyelim? Mesela beni iki blok yukarı ışınladı en yakındaki oyuncuyu değil mi? Işınladı et ve bu işe yarıyordu ve böyle başına et getirince bir sürü harfin anlamı alıyordu. Ve artık yeni bir şey eklendi. et e. E'nin uzatılmış şekli entity demek. Yani kısaca artık Minecraft'ta entity olan her şeyi kontrol edebiliyoruz. Peki entity nedir? Ee villager olabilir. Ondan sonra minecart olabilir. İşte herhangi bir hayvan olabilir. Bir sürü şey olabilir bu entity dediğimiz şey. Ve bunları kontrol edebiliyoruz artık. Evet. Mesela ben buraya bir tane minecart koydum. Ve buradaki komut bloklarının hepsi bu minecart'ı kontrol ediyor. Buna basarsam minecart buraya ışınlanır. Buna basarsam minecart bir tane geri ışınlanır. Bakın. Buna basarsam minecart biraz yukarı ışınlanır. Ve bunu villager'larla da kontrol edebilirim. Minecart'ı da kontrol edebilirim ve bunun üstünde her komutu kullanabilirim. Bunu yok edebilirim, burada bir minecart oluşturabilirim başka bir yere ışınlayabilirim. Bir sürü kullanım şekli var ve bu müthiş bir yenilik. Peki nasıl kullanılıyor? Başa kullanacağınız komutu yazın. Şimdilik benim için tp komutu. Daha sonra et e. En yakındaki en yakındaki değil. Sadece entity anlamında geliyor bu. Özür dilerim. Entity. Fakat hangi entity? Yani şu an dünyada o kadar fazla var ki ondan. Buradaki minecart var. Buradaki villagerlar var. İşte ne bileyim normal dünyadaysanız yer altındaki zombiler var. Sadece ete yazıp bırakırsanız çok karışır işler, kötü şeyler olabilir. O yüzden tanımlamamız lazım. Köşeli parantez içinde tanımlıyoruz. R eşittir 10. Bu demek oluyor ki 10 blok içerisinde bu bloğun olduğu, yani komut bloğun olduğu yerin 10 blok içerisinde. 10 blok uzağına asla bakmayacak oyun. Peki 10 blok içerisindeki ne? Minecart rideable. Sürülebilir minecartlar. Niye rideable yazdık diye sormayın. Çünkü minecartlar o şekilde algılanıyor oyunda. Ve e, bu şekilde yazdığımda bu şeye bakıyor. Bu komutun uygulandığı yerin 10 blok içerisinde herhangi bir minecart varsa buna bunu uygulayacağım. Ve ben burada ne demişim? 5 blok yukarı demişim. Buradaki dalgalı işaret ne anlama geliyor diye soracak olursanız Bu koordinat alma diye düşünebilirsiniz Yani ben buraya normal koordinat da yazabilirdim mesela Atıyorum minecart'ı buraya ışınlamak istiyorsam Diyelim ki ne diyelim Minecart'ı buraya ışınlamak istiyorum Tamam buraya Oraya şey yazabilirdim işte şu an koordinatları görüyorsunuz şurada 611, 56, 1030 değil mi? X, Y, Z Direk oraya bunları yazabilirdim 611 işte şu işaret olmadan O komutu yazabilirdim fakat bu işaret şu anlama geliyor Minecart'ı e, Olduğu yerin 5 blok yukarısının dışında Olduğu yerin Cümleye dikkat edin O yüzden minecart nerede olursa olsun 5 blok yukarı gidiyor bakın İsterseniz burada olsun da 5 blok yukarı gider Burada olursa 5 blok yukarı gider Burada olursa da 5 blok yukarı gider eğer ben buraya direkt koordinat yazsaydım böyle bir şeyi başaramazdım. O yüzden bu da kullanmanız gereken bir şey. Ve mesela burada iki kere buna basarsam iki kere ileri gider. Daha fazla basarsam yoldan bile çıkar. Bakın. Çünkü bu da aynı şekilde dalgalı işareti kullanıyor. Minecart'ı iki blok ilerlet diyor bu. Şuraya demiyor. iki blok ilerlet diyor. Dolayısıyla minecart'ı istediğim şekilde oynatabiliyorum. Çok iyi değil mi? Pekala. Ve bunu e komutuyla da kill komutunu e komutuyla da kullanabiliyoruz. Yani mesela ben şöyle bir şey yazabilirim. Burada dururum. Slash Buraya gelelim. Slash kill et e Şimdi köşeli parantez açıyorum. Tanımlama yapacağım. R eşittir. 10, 10 blok içerisindeki virgül type eşittir villager villagerları öldürelim. Buraya da etp yazmam gerekiyor sanırım. etp <laughs> yazdığım için kendimi de öldürdüm. Birazcık bir hata yaptım kodda. Ya dediğim gibi kodları da ben şu anda henüz öğrenmeye çalışıyorum wiki'deki bilgilerle. Böyle yazarsam, ha, şimdi biliciler öldü. Tamam. Etp yazarak <laughs> öldürülecek kişiler arasına kendimi de ekledim çünkü ben de bir entity'yim. <laughs> Fakat direkt böyle yazarsam 10 blok içerisindeki bütün villagerlar ölür. Gördüğünüz gibi. Yani yanlışlıkla bir şey canlandırırsanız veya dünyadan bütün villagerları temizlemek istiyorsanız iyi bir yol. Direksiyonu silersen bütün villagerlar ölür. Evet. Sakın kendinizi eklemeyin oraya. Pekala. Yeni bir komut ve bu da en az öncekiler kadar etkili. Block data komutu. Şimdi block data nedir? Her bloğun bir e, bazı blokların daha doğrusu barındırdığı bilgiler var. Genellikle içinde item bulunduran bloklar bilgi barındırır. Mesela bunun içinde bilgi olarak 58 tane demir, işte 64 tane kapı olduğu var. Ve biz artık bu bilgileri değiştirebiliyoruz. Komut şu şekilde. Biraz uzun ve karışık görünüyor olabilir, fakat açıklayacağım. Unutmayın. Şimdi burada bir fırınım var ve ben buna tıkladığımda İçine 5 tane demir geliyor. Bir daha tıklarsam hala 5 tane. Ee, çalışma şekli oldukça garip sayılır. Veya ben buraya atıyorum bir tane kömür koyarsam ve buna basarsam. Kömür siliniyor ve 5 tane demir geliyor. Şimdi burada yaptığımız şey herhangi bir item eklemek değil. Bu bloğun bilgilerini değiştirmek. Bu bloğun bilgilerini üstte 5 tane demir olacak şekilde değiştiriyorum. Sadece ve diğer bilgiler de siliniyor doğal olarak. Komut şöyle. Block data. Buraya koordinatları yazıyorsunuz. Yani ben bu command block buradayken ta işte 100 blok ötedeki sandığa item ekleyebilirim. Adventure map yapımcıları bunun için çok şanslı. Ben burada diyorum ki bir blok üstündeki şeye. Çünkü bunlar x, y ve z anlamına geliyor. Bir blok üstündeki şeye bir şey ekle diyorum. Şu anda bunun bir blok üstünde ne var? Fırın. O yüzden fırına item ekliyor. Şimdi bu dalgalı parantezi yapıyoruz. Bu kodları yazarken büyük harf küçük harf çok önemli. Onlara dikkat edin istiyorum. Daha sonra items yazıyorum. İki nokta üst üste yapıyorum. Yani item ekleyeceğimi belirttim. Daha sonra köşeli parantez. Ve ee, şey dalgalı parantez diyeyim. Adını bilmiyorum. Dediğim bilgiler yanlış olabilir fakat e, ben en azından bu şekilde kullanıyorum. Birden fazla şey belirteceksek genellikle dalgalı parantez kullanıyoruz. Birbirinden farklı birden fazla. Yani noktalı virgül gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ben burada item'ları belirteceğim ve item'lar hakkında bilgi vereceğim. O yüzden buraya bir tane köşeli parantez açtım. Daha sonra dalgalı parantez açtım. Daha sonra aynı diğerini yaptığımız gibi köşeli parantez ve bir tane daha dalgalı parantez. Yani şu an iç içe 3 tane parantez olmuş oldu. Bu parantezler önemli. Dediğim gibi, Vix'inden aldım bu bilgileri. Nerede dalgalı, nerede köşeli kullanıldığını ve neden kullanıldığını bilmiyorum. Niçin böyle yapılıyor bilmiyorum, fakat bu şekilde yapmazsanız çalışmaz. Şimdi, öncelikle item'ın id'sini yazdım. id'si 15. id'si 15 olan item, iron ore. Demeyici bir, bu hiç hasar görmemiş demek oluyor. Ki zaten bloklara hasar göremez, o yüzden yazmasak bile olur muhtemelen. Ben mix'ini yazıyor diye yazmıştım. Count bu miktarını belirtir. 5 tane olsun. Slot 0. Birinci slota gelsin demiştim. Hadi bu defa. Sıfırıncı slota gelsin demiştim. Hadi bu defa da birinci slota gelsin. Don diyeyim. Şimdi bastığımda buraya geldi. Ee, i̇kinci slota gelsin dersem buraya gelir. Nereye getireceğimi de ayarlayabiliyorum yani. Fakat unutmayın bu kodu kullanırken dalgalı parantez items 2. üst üste köşeli ve dalgalı parantez. Onun hakkında gireceğiniz bütün bilgiler ve daha sonra bütün parantezleri sırayla kapatıyorsunuz. En içteki parantez dalgalı parantez. O yüzden önce onu kapatıyorum. Ondan sonraki parantez köşeli. Sonra onu ve ilk yaptığımız parantez kapatıyorum en sonunda. Böylelikle tanımlamayı yapmış oluyorum. Programcılıkla iyi kötü uğraşanlar varsa bunu kolay bir şekilde anlayacaktır. Ben Basitleştirerek açıklamaya çalıştım. Fakat Adventure Map yapmayı düşünüyorsanız bu işinize yarar. Ciddiyim. Şimdi e, ayrıca kilitleme komutu da geldi. Ve bunda bir tane string belirt belirterek yapıyoruz, yani dalgalı parantez kullanarak. Lock eşittir tavuk. Kısaca bu şifreyi tavuk olarak Ayarlıyor Mesela fırın açmaya Çalıştığımda açabiliyorum işte. İçine bundan koyarım. Ne bileyim villager pişiririm. Fark etmez. Buna bastığım zaman. Artık bu blok kilitlendi. Bakın. Fırın kilitli diyor. Ve açamıyorum hiçbir şekilde. Ve henüz e, şu şifreyi girdikten sonra açabilirsiniz gibi bir şey diyecek bir ekran eklenmedi oyuna. Sadece bu kilitleme komutu eklendi. O yüzden başka bir komutla kilidi kaldırıp da ancak kilidi açabiliyoruz şimdilik. Bakın şimdi açıldı. Fakat eminim sonradan oyunculara e, kilit şifresi sorma gibi bir şeyler yapılabilecektir. Fakat şimdi için bile mesela atıyorum bir tane adventure map yaparsınız. Önlerine bir tane sandık koyarsınız. işte bu sandığı açmadan önce şu görevi bitirmelisiniz mesela. Daha sonra onlar gider bölümü bitirir. bölüm bitirdikten sonra o sandık açılır hale gelir. Vesaire vesaire. Çok güzel şeyler yani. Şimdi daha güzel şeylere geçiyoruz. Fil komutu. Huhu. WorldEdit kullananlar bunu sevecek. Şimdi herhangi bir server'da moderatör veya admin olmuş olanlar veya herhangi bir server kurmuş olanlar bunu kolaylıkla anlayacaktır. bir küp şeklinde alan seçiyoruz. Yani iki köşesini seçeceğiz küpün. Küp nasıl bir şeydir mesela? Küp. Şöyle bir şey, değil mi? Kolayca anlatabilmek için açıklıyorum küp veya işte dikdörtgen prizma, fark etmiyor. Eee Şimdi böyle bir şey ve e, böyle balanı alanı Minecraft'a belirtmemiz gerekiyor. Peki Minecraft böyle balanı nasıl algılar? Birbirine en uzak iki köşeden algılıyor. Yani sol alt köşe ve sağ üst köşe veya tam tersi işte. Sağ alt veya sonuç. Birbirine en uzak iki köşeyi belirtmeniz lazım. Koordinatlarını. Yani mesela ben bu havuzun içini belirtmek istiyorsam şu nokta ve şu noktayı belirtmem lazım. Bu noktaları nasıl belirtmek istediğiniz noktaya gelin, F3'e basın. Buyurun size koordinatlar yazıyor. Diğer noktaya gelin, yazın. Bakın burada da koordinatlar yazıyor. İşte ben o koordinatları buraya girdim. Fakat ben ona bakmak yerine şöyle girdim. Bu bloktan itibaren x'in 53 eksi 3 olduğu yere doğru. Oyun bakıyor şimdi. x nereye doğru azalıyormuş? Bakın x bu tarafa doğru azalıyor. x eksi 3 olacakmış. O zaman 1, 2, 3. Burası. Daha sonra y eksi 1 olacakmış. O zaman x'ten 3 azalana kadar gidecek. 1, 2, 3 ve y 1 azalacak. 1 ve oyun buraya algılamış oldu. Yani yeniden size ilk başta anlattığım dalgalı işaret komutunu kullandım. Oldukça kullanışlı. Ve sonunda water yazdım. E, ID'sini de yazabilirdim. Mesela 10. 10 hatırladığım kadar ID ise. Değilmiş. <laughs> water yazayım direkt. Heh, direkt water'ı yazabiliyoruz artık. E, veya havayla doldurmak istiyorsanız air yazarsanız. Buyurun, havayla doldu lava doldurmak istiyorsanız lava yazarsınız. Buyurun. İşte ne bileyim, sonra yünle doldurmak istiyorsanız yün yazarsınız. Buyurun. İnanılmaz kullanışlı bir şey ve Minecraft'a gelmesini beklemediğim bir şeydi. Ve 5000 blok limiti var. Yani siz buraya getirip de 9999 gibi koordinatlar yazıp bütün dünyayı yünle dolduramazsınız. En fazla 5000 blok ki bence mantıklı. Çünkü onu yapacak çok kişi tanıyorum serverlarda. Yani evet, kullanışlı ve güzel bir komut bence. Onun gibi bir komut daha var. Bu klon komutu. Kısaca kopyala yapıştır. Aynı şekilde iki tane nokta seçiyorum. Ee, ve aynı burada seçtiğim gibi düşünün. Sol alt, sağ üst. Bu command blok şu anda şurayı şuradaki bloğu ve şuradaki bloğu algılıyor. Şu ikisini. Ve buna bastığımda buradaki her şeyi alıp benim istediğim yere kopyalıyor. Peki ben nereyi istemişim? Ee, command bloğun 15 blok yukarısına demişim. Yani haha, ve işte buraya kopyalandı. Ve dikkat edin kopyaladığım zaman içindeki bütün işte sandıktaki eşyalar duruyor, yatak duruyor, tabela duruyor, içine astığım şeyler duruyor. Başka bir yere kopyalayalım isterseniz. Mesela nereye kopyalansın? Bu defa 40 blok üstünde kopyalansın bu bloğun. Böylelikle inanmış olun. Mesela şu an bunun üstünde hiçbir şey yok değil mi? Yani yok. Daha sonra buraya işte birkaç tane daha item atayım. Şurayı pumpkin koyalım vesaire vesaire kapıyı kapatalım. Şimdi bastığımda ise biraz daha şimdi dediğim yere aynısını kopyaladı ve artık içine attığımız yeni eşyalar falan hepsi duruyor. Pumpkindir, yataktır, gayet güzel çalışıyor işte kapıdır direkt bir şeyi istediğiniz bir yere kopyalayabiliyorsunuz. Yani çok <laughs> e, modsuz bir Minecraft için abartı bir şey bence. Ve komut oldukça basit. E, komutları şu şekilde bakabiliyoruz. Help clone yazarsam. X1, Y1, Z1. Bu sol alt köşesi. Kopyalayacağımız yerin. X2, Y2, Z2. Bunlar Sağ üst köşesi, kopyalayacağımız yerin. Ve x1, y1, z1. Bunu kopyalayacağımız yerin sol altı. Yani kopyaladığımız yerin sadece sol alt koordinatını giriyoruz. Sadece burayı. Ve o da ona göre kopyalıyor. Ee, umarım anlatabilmişimdir. Kendiniz biraz oynayarak da keşfedebilirsiniz. Komutlar zor değil. Ve ben de... Yani elimden geldiğince açıklamaya çalışıyorum. Her neyse gayet güzel komutlar değil mi? Şimdi, bu fil komutunu biraz önce gördük. Belli bir yere blok koyuyor. Ve eğer ben help fill yazarsam gördüğünüz gibi işte x1 y1 z1 x2 y2 z2 yazıyor. Yani sol alt ve sağ üst köşeler ve data value yazıyor. Yani buraya ...herhangi bir bilgi de ekleyebiliyoruz. Herhangi bir bilgi. Hmm. Herhangi bir bilgi derken ne olabilir? Mesela ben belli bir bölgeyi... ...fırınla dolduruyorsam... ...fırının içindeki item'ları da ben ayarlayabilirim. Bakın buraya... ...şu geçen anlattığım kodun... ...neredeyse aynısını yazdım. Şurada kullandığımız kodun fırında. Fakat başına... ...fırın oluşturma kodunu da ekledim. Böylelikle içinde 12 tane demir olan 2 tane fırın oluşturuyorum. Yani fırının içine item koymayı bırakın içinde item olan bir fırın veya bir sandık da oluşturabiliyoruz. Mesela buraya chest yazarsam. Bu artık içinde demir olan bir sandık oluşturuyorum. Bu kadar basit bir kod. Ve mantığını kavradığınızda gerçekten müthiş şeyler yapabilirsiniz. Şimdi yeni bir kod daha var. Bu teleport komutuna eklenen bir şey daha doğrusu. help tp yazarsam bakın ne diyor? Teleport diyor ve e, hedeflediğiniz kişi onun ışınlanacağı kişi veya tp hedeflenen kişi xyz ve y rot x rot yazıyor. Gördünüz mü? bu rot yazısı e, nereye döndüğünü belirtiyor. Ne kadar döndürüleceğini daha doğrusu. Yani ben böyle yazarsam diyorum ki en yakındaki mine kartı bu kodun şu kısmını kodun bu kadar kısmını daha önce açıkladım. Mine kartı bulduğunu en yakındaki ve nasıl bulduğunu açıkladım. Burada 3 tane dalgalı işaret var. Bu demek oluyor ki X'i de Y'yi de Z'yi de sabit tut. Yani minecart neredeyse orada dursun, elleme. Fakat 10 derece döndür. Ha. Yani bu demek oluyor ki ben buradaki minecart'ı 10 derece döndürüyorum ve bu sinyali hızlı hızlı verdiğimde minecart kendi etrafına dönüyor. Bunu biraz daha azlandırırsam mesela her sinyalde Yeniden bilmeden videoyu kapattım Pardon <laughs> Tuşlar karışıyor biraz ee, Mesela ben 50 döndürdüm Dersem bunu Her sinyal 50 derece Çok daha hızlı dönmeye başlayacaktır ee, Biliyor musunuz ben bunu e, Pek böyle olduğu yer dönmesini Sevmiyorum havada dönsün Bunu bir de bir blok yukarı kaldır Ve artık havada dönen bir Mine kartımız var Yeterince havada değil 2 blok yukarı kaldır bütün kontrol bende. Ve artık iki blok havada dönen bir minecartımız var. Ve unutmayın bu bunu iki blok yukarıda dönsün diye ayarlamıyor. Her sinyalde bu minecartı iki blok yukarı çıkarıyorum. Ve minecart da bir yandan düşüyor. O yüzden havada kalıyor. Ve e, TP komutunu oyuncularda da kullanabiliyorduk değil mi? E tabii ki. Zaten ilk başta oyuncular için yapılmıştı. Yani bu da demek oluyor ki eğer ben buraya şu kodu silip evet p yazarsam en yakındaki oyuncuyu döndürmeye başlayacaktır. Yani ben artık dönüyorum kendi kendime. Command blok sayesinde. Ve tabii ki bu sadece vücudumuzu döndürüyor. Kameramızı sabitlemiyor. Yani kendim sola doğru bakmaya çalışarak biraz engelleyebilirim ama güzel bir şey. Ve sağa doğru dönsün istemiyorum. Yukarı doğru gitsin. Bütün kontrol bende dediğim gibi ve artık kameram aşağı doğru gidiyor pardon. <laughs> Şurayı eksi yaparsam yukarı doğru gidecek. Artık yukarı doğru bakıyorum istem dışı olarak. Gördüğünüz gibi oldukça ilginç ama çok da kullanışlı bir mod. Mod diyorum işte komut. Ve şöyle de yapabilirim. Ee, tp kendimi şu anda bulunduğum yerin iki blok yukarısına fakat e, 170 derecelik bir açıyla bakarken ışınlayabilirim. Yani e, ne olursa olsun bu tarafa doğru bakacağım. Bakın. Bu tarafa doğru bakıyorum. Uzaklaşıyorum. ışınlanıyorum. Yine bu tarafa bakıyorum. Şuraya blok koyarsam daha iyi anlarsınız. Şu tarafa doğru bakıp ışınlanırsam yine buraya doğru bakıyorum. Buraya bakıp ışınlanırsam yine buraya doğru bakıyorum. Yani Adventure Map yaparken oyuncuları bir yere ışınladığınızda görmeleri gereken bir yer varsa direkt oyuncular oraya bakarak ışınlanır ve onu da kesin görmüş olur. Oldukça güzel. Şimdi bana göre çok daha kullanışlı bir şeye bakacağız. Eee Buradan biraz villager yumurtası ve tavuk yumurtası alacağım. Şimdi şu komut. Kill komutu yani yaratıkları öldüren komut. Bunu şurada villagerları öldürürken kullandım ve sizde de gördünüz. Fakat bu artık belli bir alanı da kapsayabiliyor. Yani x y z koordinatlarını veriyorum ve belli alanda istediğim şeyleri öldürüyor. Ne demişim? İşte şu 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 koordinatlarda villager'ları öldür. Yani ben bunu çalıştırırsam üstüne bir tane item atıp buraya ben girersem bir şey olmaz. İşte tavuklar girerse bir şey olmaz. Fakat buraya bir villager ayak bastığı anda ölür. Bu bölgeye giren bütün villager'lar bam. Ve böylelikle tavuğumu kesmek isteyen kötü pis villagerlara Ölüm. <laughs> evet özgür ol tavuk. Bu da oldukça etkili bir şey. Gerçekten. Tekrar söylüyorum. Hep aynı şeyi söylüyorum ama Adventure Map yapımcıları bunu çok güzel şekilde kullanabilir. Çünkü istediğimiz şeyi istediğimiz alanda yapabiliyoruz. Bu sadece öldürme olmayabilir. Mesela o alana giren bütün domuzları bir yere ışınlayabilirim. Bütün oyuncuları bir yere ışınlayabilirim. Bütün oyunculara bir item verebilirim. İşte bütün tavukları bir yere ışınlayabilirim. E, bütün komutları o alana giren kişiler üstünde kullanabilirim. Müthiş bir şey yani. Tek böyle bir şeyler öldürmek değil. Hemen de nasıl kaçıyor. Gir şuraya da öl. Makineyi çalıştıralım. Acı çekmeye hazır ol. Muha. Komutu kullanışına gelirsek, e, anlamam biraz zaman aldı açıkçası. Önce x, y, z koordinatlarını yazıyoruz. E, bunlara kolayca baktım işte. Ne yazmışım? 528, 56, 1038. Bakalım bu köşeye. 528, 56, 1038. Bakın fit sanda koordinatlar yazıyor. Gayet açık ve net bir şekilde yazdım oraya. Daha sonra dx, dy ve dz. Bu ne kadar değiştiğini belirtiyorum koordinatların. x 5 arttı alan. x'in 5 arttığı alan. x ne tarafa doğru artıyor? Bakın bu tarafa doğru yürüdükçe 529, 530. Bu x'in 5 defa arttığı alanı kapsayacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Yani şu çizgiyi tamamen kapsattım şimdi. Ve ayrıca Z'nin de 6 arttığı alan. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kısacası bu alanın tamamını bu şekilde kapsattım. Tekrarlıyorum. ikinci koordinatları girmiyorsunuz. Ne kadar artacağını giriyorsunuz. Eğer başında D harfi varsa. Çünkü D e, anladığım kadarıyla değişkenlik anlamına geliyor. Yani X'in ne kadar değiştiği. Umarım yeterince açık olmuştur. İkinciye koordinatları değil ne kadar değiştiğini giriyorsunuz Yoksa çalışmaz. Evet. Değişik bir yenilik daha. Artık e, çapraz durabiliyor itemler. Item frame'lerde. Gördüğünüz gibi. Ve nedense bende şu an duman çıkıyor. Bir bug olabilir. Ne zaman item frame koysam. Yani nedenini bilmiyorum açıkçası. Şimdi. Tek çapraz durmakla kalmıyorlar durdukları pozisyona göre redstone sinyali veriyorlar. Arkasına eğer komparatör koyarsanız. Şimdi bu şeklinde bir güçte sinyal veriyor. Biraz daha döndürürsem iki gücünde. Biraz daha döndürürsem 3, biraz daha 4, 5, 6, 7, 8 ve sonunda eski şekline döndüğü için yeniden sıfırlanıyor. Yani Bundan da değişik şeyler çıkabilir. Bir sürü item frame koyarsanız işte onda kombinasyonla belli bir kombinasyonla açılan bir kapı yaparsınız. Mesela bu sağa, bu sola, bu da yukarı baktığında açılır kapı sadece. Öyle şeyler yapılabilir. Güzel bir yenilik. Tuşlar artık tavanlara da yere de koyulabiliyor. İşe yarar. Ne diyeyim yani. Oldukça basit ve açık bir yenilik. Ve şimdi e, Adventure Map yapımcılarının tek sorunu şuydu. E, yumurtalar ile mesela Wither'ı canlandıramam. Iron Golem'i canlandıramam. Dolayısıyla e, herhangi bir Minecraft dışında bir program kullanmadan veya command block kullanmadan otomatik olarak bu yaratıkları canlandıramam. Veya survival modda otomatik olarak işte Snow Golem canlandıramam. Fakat artık canlandırabiliyoruz. Çünkü dispenserlar artık bu pumpkin'i buraya koyabiliyor ve o yüzden çalıştırdığımda bir <laughs> bu yola sıkışıp ölse de golem oluyor. İsterseniz iron golem olur, işte Wither olur. Fakat şu anda onları canlandırmak istemiyorum. Çünkü dünyamı mahvederler. Fakat unutmayın bu pumpkin'i koymuyor direkt. Bakın. Sadece eğer önünde işte Gerekli malzemeler varsa Hadi ayrı blok alıp onu da canlandıralım Ama Wither'ı canlandırma Hep yanlış yazıyorum Büyük I Heh. Eğer önünde gerekli malzemeler varsa direkt Şu şekilde Canlandırıyor Güzel bir yenilik Şimdi hala bir sürü komand bloğumuz var başlayalım Artık particle efektleri Komutlarla kullanabiliyoruz Mesela burada Bir patlama efekti yapmak istedim Buna bastığımda Bir patlama efekti oluşuyor istediğim koordinatlar içerisinde Ve hiçbir şeye zarar vermiyor Hiç ses çıkmıyor sadece efekt Bunun ile Bir çeşit duman yapıyorum şöyle etrafa dağılıyor Ve bence gayet hoş gözüküyor e, komutun nasıl çalıştığını size tek tek göstereceğim. Şu an burada biraz karışık sayılar var biliyorum. Burada enchantment table efekti. Yani şöyle yazılar çıkıyor bakın. Burada kalp efekti. Sadece iki tane kalp çıkıyor ama. Burada ise oldukça ilginç bulduğum bir şey var. Şimdi ben eğer tre help particle yazarsam. Bana nasıl kullanıldığını gösteriyor. Şimdi komuta bakarsanız x d yazıyor ve y de z de yazıyor. D ne anlama geliyordu? Değişken. Değil mi? Yani aynı şuradaki alanı seçiyormuşuz gibi. Bunda da x'in, y'nin ve z'nin ne kadar arttığını belirteceğiz. İkinci defa x, y, z koordinatları girmeyeceğiz. Yani burada koordinatları giriyorum. Burada da hepsinin bir arttığı şeyleri seçiyorum. Şu sondaki şeyleri unutun. Burası diyor ki yani bu komand bloğun olduğu yerden sıfır blok sağ, sıfır blok ileri ve sıfır blok yukarı git. Orayı bir nokta olarak belirle. Ve daha sonra bir blok sağ, bir blok yukarı ve bir blok ileri git. O ikisinin ortasında kalan alanda etkiyi yap demiş oluyorum. Daha iyi açıklama düşünemedim. Bundan anladığınızı umuyorum. Şu sondaki iki sayının farklı bir anlamı var. Şu son iki sayı. O yüzden onları boşlukta uzaklaştırdım arkadaşlarından. Onlar şu anlama geliyor. Birisi hız, diğeri e, miktar. Şu anda bir hızında iki tane kalp canlandırıyorum. Mesela buraya 100 yazarsam 100 tane kalp oluşuyor. Ee, eğer işte mesela dumanda daha çok anlaşılır o hız olayı. Mesela şu an dumanın hızı 1 ve 1000 tane duman oluşuyor. Eğer bunu 2 yaparsam dumanlar çok daha hızlı gidecektir. Şuna bakın. Ya da 5 yapayım daha çok anlaşılsın. Bakın 5 hızında dumanlar böyle gidiyor. Direkt dağılıyor. Fakat mesela 0 hızında hiç dağılmıyorlar. Böyle oldukları yerde kalıyorlar. Bir hızını daha yavaş dağılıyorlar. Ee, yani oldukça kendimiz için uyarlayabildiğimiz bir komut şekli. Ve çok güzel görüntüler çıkarılabilir. Şimdi ve de şöyle yazarsanız particle yazıp daha sonra taba basarsanız bütün particle'ları görebilirsiniz. Bir sürü var. Hurge exploit... Hurge diyorum pardon. Dilim dönmüyor artık. Biraz uzun bir video oldu. Huge Explosion, Large Explode, Firework Spark, Bubble, Suspended, Depth Suspend, Town Aura, Crit, Magic Crit, Smoke, Mob Spell vesaire vesaire. Ve benim burada çok ilgimi çeken bir şey oldu. O da Footstep. Ayak izi demek. Ve burada denedim. Dedim ki işte bu command bloğun bulunduğu yerin bir blok soluna bir footstep yap, hızı bir olsun ve bir tane canlans." dedim. Daha sonra baktım. Şöyle bir şekil oluştu. Havada uçuyor ama zamanla kaybolan kare şeklinde hafif şeffaf bir şekil. Sonra düşündüm ki ben bunları gerçekten ayak izi yapabilirim. Oldukça basit bir komutla imde. Footstep dedim. X'ini hiç değiştirme. Y'sini 0.01 Yap. Yani bu y'sini oldukça azaltmış oluyor. Yani 0.001 de yapabilirdim ama o da çok küçük olarak düşündüm. Bence bu sayı oldukça iyi. <laughs> yani. Ve e, ikinci koordinatları da değiştirme. Çünkü belli bir bir sürü kizi istemiyorum ben. Gerçekçi bir şey istiyorum. Bir hızında bir tane canlansın. Ve bunların hepsini en yakındaki oyuncuya yap dedim. Kısaca. En yakındaki oyuncunun Y'sini inanılmaz düşürecek Ve orada bir ayak izi oluşturacak Değil mi? Yani eğer ben bunu bir kere aktif edersem Şöyle Altında bir ayak izi oluştu bakın Çünkü diğer oyuncunun yanında Fakat Y olarak oldukça aşağısında bir ayak izi oluştur demiştim Buradaki komutta Peki bunu hızlıca bir sürü kez çalıştırırsam Tada! İşte sayı ekizleri. Oldukça güzel görünüyor değil mi? Ve zamanla da yok oluyor bunlar bakın. Ee, nasıl kullanılır bilmiyorum. Bu bilgilerin hepsini wikisinden öğrendim unutmayın. Eğer İngilizceniz varsa e, her şeyi anlatmıyorum. Biraz özet geçiyorum yenilikleri. Oradan siz de bakabilirsiniz. Fakat bu şekilde kullanılabiliyor ve çok güzel bir yenilik. Peki güzel ama ben buraya etpe yazmak zorunda mıyım? Hayır. istediğim şey olarak tanımlayabilirim. Her şey olabilir. Mesela burada 20 blok içerisindeki herhangi bir domuza ayak izi ekle dedim. İstediğimi tanımlayabiliyorum çünkü. Bir tane domuz için yumurta alırsam şurada bir tane domuz var. Kaçak domuz. Gel buraya. Yani artık 20 blok içerisindeki domuzlar ayak izi bırakacak. Yürü bakalım. Artık domuz yürüdükçe ayak izi bırakıyor ama yürümek istemeyen çok tembel bir domuz bu. Heh, bakın. Ayak izi bıraktı. Yani istediğim şey gibi tanımlayabiliyorum. Ki bu da müthiş bir şey. Fakat tabii ki hala bug'lı. Yani mesela olduğum yerde durursam çok belirgin oluyor. İşte zıplarsam genellikle bozuluyor. Fakat zıplarsam bozulmasını şu şekilde engelleyebilirim. Ben burada oyuncunun tam altında olsun diye ayarlamıştım değil mi? O yüzden zıplayınca yükseldiğimden dolayı havada duruyor. Fakat mesela oyuncularınız belli bir zemindeyse şu an ben 56'dayım. 56. bloktayım yani. Eğer bunu 56 yaparsam ya da 55,1 yok 55,01 yaparsam sanırım. Olur. <laughs> Emin değilim. Şimdi 55. bloğun 0,1 üstüne bu ayak izini koyması lazım tahminimce. Evet çalışmadı. <laughs> Dediğim gibi hala e, denemeler yapıyorum üstünde. Fakat şimdilik e, benim anlayabildiğim kadarı bu kadar. E, şu ayak izlerini havaya uçmasını engelleyecek bir şey bulabilirsem size de anlatırım. Benim gelen bu kadar. Şu anda bu şekilde yapınca gayet de güzel çalışıyor biraz önce gördüğünüz gibi. Ve nokta koymamız gerekiyormuş. Belki o yüzden çalışmamıştır kim bilir. Bir daha deneyelim. 57.1 Değil mi? 58 değil şu an. 55.1 yapacaktım. Pardon. 55.1 Başlat. Yok sanırım buranın bir blok altında oluşuyor. Gibi. Bilmiyorum. Sanırım bozdum. Ee, bunlarla oldukça fazla oynadım. Fakat bu kadarını keşfedebildim dediğim gibi. Kusura bakmayın. Şimdi bunları da durdurduğumuza göre. Ve domuzumuz burada ayak izi çıkartarak dolaşsın. Çünkü sadece hoşuma gidiyor. fil komutunu replace yapabiliyoruz. Şimdi eğer ben. Slash help fill dersem Bazı şeyler çıkıyor e, Tile name Yani e, Doldurmak istediğimiz bloğun adı Dikkat edin Doldurmak istediğimiz bloğun adı Ben burada burayı neyle doldurmak istiyorum Aygızı bıraktığımız domuz e, 4 ile doldurmak istiyorum Doldurmak istediğim bloğu ilk yazmam lazım O yüzden buraya 4 yazdım Tamam Şimdi data value. Herhangi bir değerini değiştirmek istemiyorum ben bu bloğun. Yani o yüzden sıfır yazdım. Hiçbir değer değiştirme. Ve bunların e, normal blokların depolayabildiği bir değer yok zaten. Yani mesela ben buradaki e, taşları fırınla değiştirirsem içine elmas koyabilirim. Veya demir koyabilirim değiştirdiğim bloğun. Oradaki sıfır yazdığım yer o işe yarıyor. Fakat ben direkt başka bir blokla değiştireceğim için orayı sıfır yazdım. Fakat istersem işte şurada yazdığımız şeyi oraya da yapıştırıp şuradaki fırına içinde e, demir olan fırınlar oluşturabilirdim aynı teknikle. Replace yazdım. Bu yerlerini değiştir demek. Neyle yerlerini değiştireceğim? Cobblestone. Şimdi kısacası bu command bloğun olduğu bloğu al. Onun bir blok yukarısı ve bir blok ilerisini seç. Bir blok yukarı. Yani şurası. Ay için teşekkürler domuz. Ve bir blok ilerisi. Yani burayı seçtirdim. Ve daha sonra yine aynı bu bloğun iki blok sağı, üç blok ilerisi ve üç blok yukarısı. iki blok sağı, üç blok ilerisi ve üç blok yukarısı. Yani şurası. Kısacası bu alanı seçtim. Daha sonra buna tıkladığımda o alandaki kalustonları 4 ile değiştirecek. Eğer şöyle yazarsam buraya 4 yazacağım. Buradaki 4'leri de atıyorum. Ne ile değiştirsin? Sens ile değiştirsin. Ve unutmayın alandaki şeyleri değiştiriyor. Yani mesela ben buraya da 4 koyarsam ve atıyorum işte buraya da 4 koyarsam ve şimdi basarsam buradakiler de sandstone olur. Ki bu da yine adventure mapler için oldukça kullanışlı bir şey ayak izi bırakan domuz. Şimdi ayak izi bırakan domuzumuzu şuraya atabilirsek. Tamam. Bir süre burada takız. Artık ee, activator rail'lar üstünden geçerken eğer minecart'a bir şey bindiyse onları fırlatıyor. Bir domuz olabilir, bir inek olabilir. Siz de olabilirsiniz. Kapalıyken eğer binersem ve gidersem hiçbir şey olmuyor. Fakat ee, bu açıkken binersem veya bir domuz binerse ha mezilinden çıktı şunun. O yüzden çalışmıyor artık bu. 30 bloğu geçmiş demek ki. Neyse kapatalım. Bu açıkken binersem ben buna gördüğünüz gibi minecart sallanıyor ve ben de içinden otomatik olarak düşüyorum. Daha şey olsun diye ben oturayım şunu açayım Ve geçerken düşüyorum Yani bu e, bir minecart istasyonu Falan yaparsanız onlardan Geçerken Sizin otomatik olarak minecart'tan inmenizi sağlar veya Hayvanlarınızı taşımak istiyorsanız e, Domuz buradan Geçerken direkt minecart'ın dışına çıkar Vesaire vesaire bir sürü Kullanış alanı var ve çok uzun Süredir beklediğim bir şeydi bu benim Yani teşekkür ediyorum <laughs> Kim eklediyse Şimdi son yenilik Barrier Barrier blok Bunu elde etmek için tek yapmanız gereken Give isminiz ve Barrier yazmak ve size gelecektir bir tane Kısacası görünmez bir blok Hiçbir şekilde görünemiyor ee, Survival modda kır kırılamıyor Patlatılamıyor hiçbir şey yapılamıyor Fakat içinden de geçemiyorsunuz Yani üstüne e, lever asabiliyorsunuz, batın asabiliyorsunuz, e, işte ne bileyim, e, rail koyabiliyorsunuz üstüne eğer üstüne çıkabilirsem, Redstone koyabiliyorsunuz. Kısacası tamamen normal bir blok ama görünmez ve bu da yine Adventure Map yapımcılarına getirilmiş müthiş bir yenilik. Evet. Ve Adventure Map yapımcılarına getirilmiş tek müthiş yenilikler bunlarda değil. Birkaç tane daha var. Mesela eskiden... Bildiğim kadarıyla en azından... Adventure Mod'da... Game Mod... 2... 2'ydi sanırım. Yaprakları ve camları kırabiliyorduk. Artık kıramıyoruz. Ve baktığımız bloğun etrafında siyah işaret de çıkmıyor fark ettiyseniz. Bu demek oluyor ki adventure mod'daki birisinin bu blokları fark etmesi imkansız. Şuna bakın. Hiçbir şey görünmüyor. Hiçbir şey yok gibi. Ve e, tam olarak nasıl yapıldığını bilmiyorum fakat fikisinde yazıyor. Adventure mod'daki kişilere özel kazmalar verebiliyoruz. Mesela kazmalara bir çeşit kod ekliyoruz give komutu yazarken. Help yazarsan bir şeyler ekleyebildiğimizi görürsünüz. <laughs> Data Tag diyor. Yani datasını değiştirebiliyoruz. Verdiğiniz aletlerin... Bilgilerini değiştirerek... Mesela diyorsunuz ki... E, bu kazma taş kazabilir. Ve Adventure modundaki birisi... O kazmayı kullanarak... Sadece taş kazabiliyor. İçinden Cobblestone düşmüyor. Blok da koyamıyoruz ayrıca. Fakat kısacası... Adventure Map'im yapımcıları... E, oyuncuların sadece istediği bloğu kazmasını sağlayabilir. Ve görünmez bloklar koyabilir artık. Hemen başka bir yeniliğe daha geçelim. Kilit var artık burada. Bu kilit şu anlama geliyor işte. Zorluğu değiştiriyoruz güzel. Fakat artık zorluk derecesi dünyada kayıtlı kalıyor. Yani kısacası eskiden burada easy ayarlardım. Daha sonra hard'da oynadığım dünyaya giderdim. Yine easy olarak kalırdı bu. Değil mi? Öyleydi biliyorsunuz sizde. Fakat artık öyle değil. Dünyada kayıtlı kalıyor dünyanın zorluk derecesi. Ve mesela bazı adventure mapping yapımcıları var. Şey yazıyor işte peaceful'da oynamazsanız bozulur. işte hard'da oynamazsanız bozulur. Normal'de oynayın, easy'de oynayın vesaire. Artık onu yapmak yerine mesela atıyorum haritanın hard'da oynanması gereksin. Hard yapıyorlar, kilitliyorlar. Bunun geri dönüşü yok sizi uyarıyorum. Yes diyorlar. Ve artık hiçbir şekilde bu dünya hard'dan başka bir şey olarak açılamaz. Bu da Adventure Map yapımcılarına çok çok büyük bir yardımcı. Başka bir oyun modu daha çıktı. Evet, yeni bir oyun modu ve bu benim her şey için antisin söylüyorum ama yani müthiş bir şey, acayip güzel bir şey. Hemen size göstereyim. Henüz her yaratık için özel bir şey yok fakat e, eminim eklerler birkaç yaratık içinde. Neler için var? Creeper için var. E ee, örümcek için var. Cave spider'da dolu yani şekilde. Ee, Enderman için var. Sanırım hepsi bu kadar. Şimdi eğer ben bunların içinde canlandırırsam ve game mode 3 yazarsam bu spectator modu. Yani izleyici. Diyelim ki, işte atıyorum server kurdunuz, belli bir turnuva gibi bir şey düzenliyorsunuz. Ölenler ne yapacak? Camdan bir duvarın arkasından oynayanları mı izleyecek? Eskiden öyleydi. Artık uçarak onları izleyebilirler. Evet. Çok güzel bir yenilik. uçak hızlarını artırabilirler Azaltabilirler. mansun yuvarlak yerini çevirerek. Blokların içinden geçebilirler. İşte sandıktaki eşyalara bakabilirler. Ama asla hiçbir şeyi değiştiremezler. Ve daha da iyisi, oyuncuların ve yaratıkların gözünden bakabilirler. Kolayca bir yaratığa gelip sol tıklayarak. Şu an örümceğin bakış açısından dünyayı görüyoruz. E, 6 tane göz olduğu için böyle bir bakış açısı yapmışlar sanırım. Çok hoş. Shift'e basarak içinden çıkıyorum. Diğer örümcekte de, de aynı şekilde oluyor. Shift'e basarak çıkıyorum. Dünyaya Creeper'ın bakış açısından bakacağım. Ve Creeper ne yazık ki her şeyi yeşil görüyormuş. Çıkıyorum ve Enderman'in bakış açısından dünya oldukça garip. Başka oyuncuların bakış açısından bakınca çantasını açtığını neler yaptığını da görebiliyoruz bildiğim kadarıyla. Fakat daha önce böyle bir şey denemedim. Yine de müthiş bir yenilik. Hadi hemen şuradan sandıkları açmayı deneyeyim. Açabiliyorum fakat bakın ...hiçbir şekilde bir şey yapamam. Veya kartlara yaratıklara falan. Ve spectator'lar sadece diğer spectator'lara... ...görünür oluyor. Normal oyuncular göremiyor onları. Onlar da kendilerini sadece böyle bir kafa olarak görüyor. Yani hafif şeffaf hem de. Rahatsız edici bir şey de değil. Ve tabii ki normalde Q ile item falan atamıyorsun spectator'ken. Eee... <laughs> O sadece şu anda admin olduğum içindi. Ve oldukça uzun bir video oldu ama sanırım önemli bütün yenilikleri anlattım ve dediğim gibi hem anlatması hem bunların hepsini hazırlayıp öğrenmesi ve ezberlemesi çok çok uzun zamanımı aldı. En azından beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz fakat şimdilik yenilikler bu şekilde, e, yenilikler iyice kafam gitti. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere o zaman. Ve eğer e, sizin yaptığınız bir adventure map varsa e, ve güzelse oynamaktan zevk duyarım. Lütfen bunları kullanarak özellikle bu size öğrettiğim komutları kullanarak bir adventure map yapabilirseniz bana gönderin. Ben de incelerim. Beğenirsem de kesinlikle oynarım. Ama emek verdiğinizi görmek istiyorum yani böyle iki tane lavabozu koyup üstünden atlama gibi bir adventure map yapmazsınız umarım. Pekala. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.